Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir günden hepinizi selamlıyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni sorarsanız çok şükür gayet iyiyim. Her şey yolunda. Yoğun koşuşturmacalı günler arka arkaya devam ediyor. Ne yapalım? Bu koşuşturmacayla ayakta duruyoruz. Bazen hastalanıyoruz, bazen iyileşiyoruz ama hayata hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Allah herkesin işini, gücünü rast getirsin diyorum. Güzel niyetle, güzel dualarla videomu başlatıyorum. Bugün neler yapıyoruz? Aslında bugün yapılacak çok işim var. Ama bazı şeyleri erteledim. Yoruluyorum. Yorulduğum zaman da hiçbir şeye yetişemiyorum. O yüzden birazcık daha az iş yapıp daha az yorulacağım şeyler yapmaya çalışıyorum. Birazdan tatlı yapacağız. Mutfağa gireceğiz sizinle. Güne şöyle güzel bir tatlıyla başlayalım diyorum. Pasta yapacağız. Gelin pastası. Çok güzel bir tatlı, sütlü tatlı. Ben çok severim sütlü tatlıları. Size de güzel bir tarif vereceğim. İnşallah evlerinizde denersiniz. Güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü daha önce defalarca yaptım ama sadece burada paylaşmadım. Belki de paylaşmışımdır. Çok eski videolarımda hatırlamıyor da olabilirim. Sonra paylaştım falan demeyin. Şimdi hadi gidelim. Güzel bir tatlı yapalım. İnşallah güne de güzel bir enerjiyle başlayalım ki sonu da hep güzel devam etsin. Şimdi sizlere kekin malzemesini göstermek istiyorum. Normalde 4 tane yumurta var ama ben 3 yumurta kullanacağım. Zaten yumurtaların da large boydu. Hiç gerek yok bence o kadar fazla yumurtaya. 3 tane yumurta, 1 su bardağı un, 1 su bardağı toz şeker, 1 paket kabartma tozu, 1 pakette vanilya var. Görüyorsunuz yağ yok, süt yok. Sadece bu kadar malzemeyle alt zemini kekini hazırlayacağız. O zaman haydi bismillah deyip başlayalım. Şöyle blender'ı buraya hazırlayayım. İlk önce 3 tane yumurtayı ekliyorum ve güzelce çırpacağım. Şimdi hemen arkasından da şekerini ekliyorum. Ve köpük köpük olana kadar çırpacağız. Kekimiz köpük köpük oldu. Arkasından unu ekliyorum. Ve hemen şekerli vanilin ve kabartma tozumu da ekliyorum. Ve çırpmaya devam ediyorum. Şimdi kek için malzememiz hazır. Hemen şöyle güzelce karıştıracağım. Şöyle göstereyim kekimizin son halini. Kıvamımız böyle olacak. Şimdi hemen borcamın içerisine alalım. Fırınımızı önden ısıtalım ve şöyle tepsimizin dibini biraz yağlayalım. Yağımızı da her yerine gelecek şekilde şöyle yedirelim. Hemen arkasından da kekimizi dökelim. Fırını mutlaka önceden ısıtmayı ihmal etmeyin. Haydi bismillah deyip bütün harcı içerisine boşaltalım. Kekimiz hazır. Şöyle 1, 2, 3. Mutlaka bu önemli biliyorsunuz. Onu da yaptıktan sonra artık önceden ısıtılmış fırına gönderebiliriz. Çok kalın olmayacak. Sonradan üzerine süt gelecek ve muhallebi gelecek. Görüyorsunuz çok kısa bir sürede ve hızlıca kekimiz pişti. Vallahi ben bu kadar hızlı pişeceğini hayal etmemiştim. Az daha neredeyse üstü gidiyormuş. Neyse çok şükür hiçbir sıkıntı yok. Güzel bir şekilde de kekimiz kabardı ve pişti. Şu anda yapmamız gereken onu iyice soğuyana kadar bir kenarda bekletmek.
Kekimiz soğurken ben de dedim ki şöyle akşama hem şifa olur güzel bir kereviz çorbası yapayım. Biliyorsunuz çok severiz biz ailecek. İçinizde çok da fazla yapan olmuştu bu çorbayı. Sizler de sevdiniz. İnşallah yine yapar, yine denersiniz. Deneyeceklere de şifa olsun inşallah diyorum ve hemen yavaş yavaş çorbayı yapmaya başlıyorum. Öncelikle sıvı yağ ile arpa şehriyeyi bir çay bardağı. Allah'ım. Nasıl korktum ya. Tezgahın yanına koymuştum. Devrildi. Şimdi öncelikle sıvı yağ ile arpa şehriyeyi güzelce kavuracağım. Ve kavrulduktan sonra hemen suyunu ekleyeceğim. Tavuk suyunu. 3-4 tane baget haşladım ben. Onlara ekleyeceğim. Sonrasını anlatırım. Şöyle göstereyim. Arpa şehriyemiz güzelce kavruldu. Hemen tavuk suyunu ve normal suyu üzerine ekliyorum. Burada 6 su bardağı kadar su var ama tabii ihtiyaç olursa yeniden eklersiniz. Şimdi ikisi birazcık pişsinler. Sonra havucu ekleyeceğim. Bu arada ben tavuklarımı hemen hazırlayayım. Arpa şehriyemiz güzelce tavuk suyuyla birlikte kaynıyorlar ve artık havucumuzu ekleyebiliriz. Şöyle güzelce havucumuzu alalım. Şimdi kalanları da hepsini de alacağım. Havuç biraz kaynasın, tavuklara ekleyeceğim. Havucumuz kaynarken 3 tane baget var burada. Hemen onları da içerisine alıyorum. Şöyle elimle didikledim güzelce. Hiç merak etmeyin, onlar ziyan olmuyor. Tek elle olduğu için içerisine dökemedim. Onları da alıp atacağım. Bu arada çorbamızın kıvamına bakalım nasıl. Arpa şehriyelerin pişme durumu. Gayet iyi. Hemen şöyle küp küp doğradığım kerevizlerimi de içerisine atıyorum. Onları da şöyle bir taşım kadar karıştıracağım. Burada bir terbiye hazırladım. Bir tane yumurta sarısı var terbiyenin içerisinde. 2 yemek kaşığı un var. Bir tane limon var. Ve şöyle göstereyim. Bir çay bardağına yakın suyla terbiyemi oluşturdum. Birazcık kerevizler şöyle kendine gelsin. Terbiyeye ekleyeceğim. En son kereviz yapraklarını. Terbiyesi hazır. İçerisine tuzunu, karabiberini ve birazcık da zerdeçalını da ekledim. Ilıttım. Buradaki arkadaşlardan biraz alıp. Şimdi azıcık sıcak su ilave ettim. Suyu az gibi gelmişti. Kaynasın. Hemen buluşturacağım. Son olarak kereviz yapraklarını da ekledim. Görüyorsunuz rengin güzelliğini, görselin güzelliğini. Bir de öyle güzel bir çorbadır ki şifa deposu maşallah sübhanallah. İnşallah denersiniz. Böyle tabaklarınızı aldığınızda da bol bol limon sıkın. Şifa olur diyorum. Bu arada kekimiz soğudu ve ben şöyle 2 su bardağına yakın suyu kekin üzerine döküyorum. Çekene kadar bekleyeceğim. Şimdi onu bir kenara kaldırıyorum. O beklerken ben üstünün muhallebisini hazırlayacağım. Bu arada ben ne yapmaya geçtim biliyor musunuz? Hemen tatlımızın muhallebisini, pastamızın muhallebisini yapıyorum. Bunun için içerisinde ne var? Hemen malzemeleri söyleyeyim size. Bu arada altını da açayım artık. 1 litre sütün içerisine 3 yemek kaşığı kadar un, 2 yemek kaşığı kadar nişasta, 1 tane vanilya, 1 su bardağı şeker, hepsini güzelce ekledim ve şimdi onlar güzelce karışsınlar. En son muhallebi kıvamına geldikten sonra biraz soğutup krem şanti ekleyeceğiz ve çırpacağız. Bu arada muhallebimiz güzelce koyuldu. Görüyorsunuz kıvamını. Şimdi altını kapatıp biraz ılımaya bırakacağım. Çünkü içerisine krem şanti ekleyip bir de öyle çırpacağım.
Artık muhallebimiz de soğudu. Yani böyle çok aşırı derecede soğuk değil, ılıdı. Ben şimdi içerisine hemen krem şantiyi ekleyip blenderımdan geçireceğim. Muhallebimizi de şöyle her tarafına eşit olacak şekilde güzelce dağıtıyorum. Şimdi 3-4 saat kadar gelin pastamız buzdolabında bekleyecek. Aslında bir gece beklerse çok daha güzel olur. Ondan sonra da üzerine Hindistan cevizi ve son süslemelerini yapıp servis edebilirsiniz. Çok güzel bir pasta. Pastanın finalini inşallah sizlere çekip atacağım. Hiç merak etmeyin, çok güzel oldu. Evden çıktım. Mevlit var. Mevlid'e gidiyorum şimdi. Başörtümü falan aldım. Giderken tuz şeker de götürüyorum. Hani okunmuş, iyi olur eve gelince de boşaltırım diye. Evden çıkarken ne oldu biliyor musunuz? Bak, küpenin teki var teki yok. Çat diye düşmedim önüme. Ben şok. Neyse, küpeyi buldum ama arkasını bulamadım. Bayağı bakındım durdum da. Düşeceği varmış. Yapacak çok bir şey yok. Bugün de hava aslında güneşli ama rüzgar var. Ve bu rüzgar insanı hasta ediyor. Görüyorsunuz, hasta olunca da iyileşemiyoruz. Allah hepimize yardım etsin. Diyecek çok bir şey yok. Bir yere giderken var ya, kendime yük edecek bir dünya şey buluyorum. Gidiyorum, orada buluşuruz. Gölgede çıkan kendi yansıman. Şu caddeyi çok seviyorum, şu sokağı. Baharda böyle yazın, buralar öyle güzel çiçekler açıyor ki sitenin bahçelerinden dışarıya sarkan. Çok güzel gözüküyorlar, çok. Bu arada Mevlid okundu. Allah kabul etsin inşallah, Ulviyeciğimin diyorum. Annesinin ruhu içinde bu okunan Mevlid. Size bir şey paylaşmak istiyorum. Bakar mısınız? Ne kadar güzel düşünülmüş. Çalışıyor Ulviye. Yoğun da çalışıyor. Öğretmen kendisi. Böyle bir yerle anlaşmış. Tavuklu pilav, yanına patates. Görüyorsunuz, salatası var, garnitürü var. Her şeyi var. Bir de tatlısı var. Tabii yanında ayranıyla beraber anlaşmış. Evde ne kadar kişi varsa kişi sayısına göre geldi ve tadı da gerçekten güzeldi. Bence yoğun çalışan kişiler için güzel bir alternatif. Ne istiyorsun benden? Söyle, ne istiyorsun? Ne anlatmaya çalışıyorsun da ben anlamıyorum. Kedi neredeyse konuşacak, yemin ederim. Hele bakın, ben buradan nasıl çıkacağım? Sen de mi korktun? Ha, korktun mu? Oy, kıyamam. Ben eve gideceğim çocuklar, gençler, bir çekilin kapının önünden. Kız, bu televizyonlarda falan hep görüyorum ya, korkuyorum artık. Oh, keyfiniz de yerinde. Öbür taraftan mı çıkacağım şimdi ben? Kaldım buralarda. Bak, ben öbür taraftan çıkmadım. Bu tarafa geleyim, buradaki demir kapıdan çıkayım dedim. Oradan dolanıp buraya geldi ya. Ben buradan nasıl gideceğim acaba? Hadi canım, sen evine git artık. Ay, bir şey de yok ki vereyim. Çok şükür eve gelebildim. Ama nasıl korktum biliyor musunuz? Kalbim pıt pıt atarak geldim. Yani sürekli arkama önüme bakarak. O kapıdan çıktım diğer kapıya. Sonra orada bir ara insanlar geçiyordu. Onları görünce koşmaya başladılar. O iki köpek üç oldu, üç köpek dört oldu, dört köpek beş oldu. O insanlara doğru koşmaya başladı. Allah'tan onlar kalabalıktı ve diğerleri vardı. Hani onları kovaladılar. Ben de o ara o sitenin içinden çıktım, karşı siteye geçtim. Oranın demir kapısından aşağı sokaktan. Ancak öyle eve gidebildim ama kalbim çarparak. Hayvanları seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Orada hiçbir sıkıntı yok. Ama şu son zamanlarda köpek saldırısına uğrayan insanları gördükçe falan zaten panik yapıyorum. Ki zaten korkuyorum.
Yani düşünün, ben bugün onları görmeseydim, dışarı çıksaydım belki aynı şeyi de yaşıyor olabilirdim. Bence buna bir çare bulunması gerekiyor diyorum. Onlara da zarar vermeden, onlar da insanlara zarar vermeden, ya sık sık hani kontroller yapılarak ya da ona göre tedbirler mi alınır bilmiyorum nasıl olur, ama bu hayvanlar önceden böyle saldırgan değillerdi sanki ya. Hani ne oldu bunlar? Ne yiyorlar, ne içiyorlar da böyle insanları görünce bu hale bürünüyorlar? Hani açlar desem aç olduklarını düşünmüyorum. Çünkü her sitelerin önüne bakıyorum, mama kapları var. Herkes bir şeyler koyuyor, herkes bir şeyler veriyor. Hepimiz bir şeyler yapıyoruz. Bilemiyorum. İnşallah buna bir çare bulunur. Kimse zarar görmesin. Ne onlar zarar görsün, ne biz zarar görelim. Bir şekilde inşallah buna bir çözüm bulunur. Ya bunu çocuklarım yaşasaydı, çocuklarınız yaşasaydı mesela. Hayatları boyunca büyük bir travma. Yani Allah korusun diyorum. Neyse, ben şimdi eve geldim. Birazcık şöyle dinlenip soluklandım. Anca böyle kalp atışlarım falan yerine geldi. Şimdi kalkıp yapılacak işlerim var. Onları halledeyim. Tatlıyı da sizlere birazdan çekerim. Akşam yemeğinden hemen sonra çayımızı koydum. Ve artık tatlımızın servisine geçebiliriz. Şöyle en son her tarafına güzelce Hindistan cevizini dökeceğiz. Görüntüsü çok güzel oluyor böyle. Çok lezzetli görünüyor. Evet kameramanım. Çok canım çekti. Şimdi birazdan yiyeceksin kusucuğum. Gelin pastamız tıpkı bir ismiyle anıldığı gibi gelin gibi oldu. Şu görüntüyü göstereyim size. Gerçekten çok güzel oldu. O zaman hadi gelin birlikte tadına da bakalım. Dedim ki gelin pastamızı narla bereketlendirelim o zaman. Şöyle nar bereketi de ulaşsın. Eminim böyle çok daha güzel olacaktır. Ve final gerçekten çok güzel oldu. Artık dilimleyebiliriz. Evet, şöyle haydi bismillah deyip pastamızı keselim. Bir de dilimlenince nasıl olduğunu göstermek istiyorum size. Aslında şu bıçağın ucunu peçeteyle temizlemem lazım. Ama temizlemedim. Haydi bismillah. Ya yumuşacık. Çok ama çok güzel gözüküyor. Şöyle hiç dağıtmadan alayım. Şöyle göstereyim. Tek kelimeyle harika gözüküyor. Mutlaka deneyin. Eminim yaptığınızda bana hak vereceksiniz. Durun bir de tadına bakayım. Anlatılmaz, yaşanır. Kız ne koşturdum anlatamam size. Biliyorsunuz çok daha önce sizlere bir arkadaşımla tanıştırmıştım, Neslihan'cığım. Hatta onun ev turunu falan çekmiştim Çorum'da. Kendisi de Çorumlu, hemşerim. Karadeniz turuna çıktılar. Tur demeyelim de daha doğrusu Karadeniz'de, Rize'de bu bungalov evler var. Ben de çok gitmek istiyorum, bir türlü nasip olmadı.
Oraya gittiler eşiyle 2 gün hafta sonu için. Giderken uğrayamadılar. Çünkü hemen yola çıkmaları lazımdı. Dönüşte de aslında geç olacak saat dedi ama olsun dedim. Hiç önemli değil. 9'da olsa 10'da olsa da bekliyorum. Buyur gel. Çok mutlu olurum dedim. Eşiyle beraber yol üstü bize uğrayacaklar. Ama ben var ya. Koştur koştur ne yapacağımı şaşırdım. Hemen tatlım vardı Allah'tan, Neslihan'cığımın kısmetiymiş. Şu buzluğa attığımız şeyler o kadar önemli ki, iyi ki atıyoruz. Bak görüyor musun, hemen elimize geliyor böyle acil misafirlerde. Sarma vardı, sarma çıkarttım. Börek vardı, hemen böreği de fırına attım. Onlar gelene kadar hazır olur. Yani yemek yiyip geleceklerdir muhtemelen ama benim içim rahat etmez. Ne olur ne olmaz. Yine biz 1-2 saat önceden haberleştik. Trabzon'dayken konuştuk. 2 saatte bir sürü şey yapabilirim diye düşündüm. Hemen etrafı toparladım. Hafta sonu telaşı da biraz rahatlık oluyor ya hepimizde. Misafirin gücü diyorum. Hemen şöyle etrafı bir şöyle toparladım. İşte hazırlıklarımı yaptım. Şu köşeye oturdum. Neslimi ve eşini bekliyoruz şimdi. Evet, hazırlıklar tamamsa demek ki misafirim gelmiştir. Canım Neslim, hoş geldin. Hoş buldum canım benim. Neslihan. Evet. Lise'den dönüşte arkadaşımı uğramak istedim. Ay, nasıl mutlu bana ettin. Bana çok güzel şeyler hazırlamış. Toprağım benim, canımın içi. Neslihan'ı tanımayanlar için söylüyorum. Neslihan'ın sunumları. Daha önce ev turunu çekmiştim. Çorumlu hemşerim. Gelmeden önce de bahsetmiştim. YouTube kanalı yok. Bana herkes diyor ki Neslihan Hanım niye YouTube kanalı açmadı? Ondan sonra senin ev turunu çektikten sonra çok fazla mesaj geldi. Ama Neslihan'ın öyle bir fırsatı yok. Zamanı yok. Instagram adresinden. Daha çok sosyal medyada, TikTok'ta. Instagram'da çok fazla aktif ve bir de tabii ki bir ekibi var yönettiği farmaside. O yüzden de bu kızcağız ne yapsın, kaça bölünsün. Fırsat bulamıyoruz maalesef. Aynen öyle. Neyse, çayları soğutmayalım Neslim. Ben de tabakları alıyorum ve beylerin yanına içeriye geçiyoruz. Neslihan, hayırlı yolculuklar. Allah yolunuzu açık etsin inşallah. Şimdi misafirlerimi uğurladım. Saat 12'ye geliyor. Hemen videoyu dedim editleyeyim. Ondan sonra da sabah sizlerle buluşalım. Çok güzel bir akşamdı. Hemşerimle çok güzel vakit geçirdik. Keşke yol o kadar uzun olmasaydı, daha uzun kalsalardı. Kalın dedik hatta. Sabah çocukların okulları olduğu için de gittiler. Allah yollarını açık etsin inşallah diyorum. Geçen videonun sonunda anlatmayı unuttuğum vitamin arkadaşlar. Son günlerde o kadar çok her şeyi unutuyorum ki. Ben zaten tiroid hastasıyım biliyorsunuz. Çalışmıyor tiroidim. Sol lobumda doğuştan yok. Olan da çalışmıyor. Neyse, ilaçla çalıştırıyoruz. Aşırı derecede unutkanlık, ilaçlarımı düzgün kullandığım halde halsizlik ve yorgunluk hissi. Sonra doktor bir arkadaşım var sağ olsun. Bana dedi ki B12 aslında dedi, hani tahlillerimi yaptırdım. Sınırım biraz üstünde gözüküyor hocam dedim. Hayır dedi. Çok çok üstünde olması gerekiyor dedi. Diyetisyen de çok sevdiğim bir arkadaşım var yine. Hilal'cim. O da dedi ki Zübeyde abla dedi. B12 ve D vitamini takviyesi alman gerekiyor dedi. Bunların dedi gerçekten dedi vücudumuzun bütün bunlara ihtiyacı var. Şu aldığım ürünün içerisinde şöyle takviye edici gıda. İçinde bir şey daha vardı. Bak onu da unuttum. Ben aslında ayrı ayrı alacaktım. Sonra ben dedim ki ben hem sabahları aç karnına tiroid ilacı içiyorum. 3 tane de ilacı ayrı ayrı içeceğim. Olmaz. Ben bunu yapmam. Kendimi tanıyorum. Şöyle içinde hepsi var. D12, B12 vitamini ve magnezyumdu sanırım. Magnezyum da var. İçiyorum. 30 gün boyunca da içeceğim. Hatta gerekirse devamını da içeceğim. Sonra gidip bir tahlil yapıp hani değerlerime baktıracağım tabii ki. Gerçekten son bir haftadır neredeyse kullanıyorum. Müthiş derecede fark etti. Bir kere vücudumdaki hani hareket de artmaya başladı. O yorgunluk hissi azalmaya başladı.
inanılmaz derecede bir unutkanlık var. İnşallah onun da şöyle bir tedavisine bakarsam çok daha rahatlayacağım. Bu 120 TL'ye aldım ben eczaneden. İhtiyacınız varsa bakarsınız. Güzel. Şu anda memnunum ama tabii ki bunu bir ay sonra kullanıp daha da memnun olup olmadığımı söyleyebilmem gerekiyor yani kesin olarak. Geçen videoda unutmuştum. Şimdi hemen hatırladım. Kapatmadan söyleyeyim istedim. Neyse çok daha fazla uzatmayayım. Sizi çok seviyorum. Lütfen kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolar gelecek Allah'ın izniyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah Rabbim kalbinizden geçeni, gönlünüzden geçeni hayırlıysa alnınıza yazsın. Hayırlıysa nasip etsin. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Hoşça kalın.